gideceğim. Arkadaşlar adayım dedi ki bana bağırın dedi. Ben daha iyi anlıyorum dedi. Evet öyle bir şey dedim gerçekten. Stres altındayken dedi daha iyi anlıyorum dedi. Tam ters olması gerekiyor. Sen başla sen devam et. Sinyalini ver. Ciddi misin sen ya? Bağırayım gerçekten, mı sana? Gerçekten gerçekten hocam. Babam bağırıyor demek ki. Aynen. Tamam bundan sonra ders. Ama babam ilk sürüşte Katife Kale'nin yokuşunu çıkarttırdı bana yani. Bunu bağıra bağıra yaptırttı bana. Yoksa yapamazdım. Daha sizle yokuş kalkışı yapmamıştık. O zaman benim iyice bir bağırmam lazım aynen sana. Aynen hocam. Tamam yarın sinirli geleceğim tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar kişiden kişiye değişebiliyor. Kiminin motivasyonu bağırmakla düzeliyor. Kimisi ne yapıyor? Valla benim düşüyor hocam motivasyonu. Bak bu arkadaşın da motivasyonu düşüyormuş. Ses yükseltince. Sana böyle kibar konuşalım. Panik yapıyorum o zaman. Sinyal veriyoruz falan böyle. Sana öyle konuşacağım kardeşim. Kusura bakma biraz kibar konuşacağım. Sana da bağıracağım o zaman dersen. Tamam bağırın hocam. Hiç beğenmedim bugün seni. Yalan. Az önce öyle demiyordunuz. İşte sinirlendiriyorum ki. Derslere daha hayır, iyi adapte ol. Ama doğru yaptın mı doğru yaptın diyeceksiniz hocam. O zaman motive oluyorum. İşte ama sinirleneceksin daha iyi yapacaksın. Mesela parktayken şu bu arkadaşa desem ki yapamıyorsun çocuk yapamayacak yani. Değil mi? Yapamadım. Öyle söylediğim zaman sıkıntı yok hocam hani. Yani bağırdığım zaman mı sorun var? O zaman da sıkıntı yok da panik yapıyorsun. Panik yapıyorsun evet. Evet. İnsan psikolojisinden anlamamız gerekiyor. Kişiye göre davranmamız lazım. Aynen. Arkadaşlar dersimiz devam ediyor. Bugün park çalışacağız işte. Bu şekilde devam ediyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hazır bak konu gelince nasıl video çekiyorum görüyorsun değil mi? Evet, evet hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.